Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Kadınlar için hazırladığım bir videoda beraberiz yine. Orgazm olamıyorsan işte nedeni. O maddelere devam ediyoruz. 6. maddedeyiz sıra. Kadının kaygıları. Kadının kaygıları cinsel uyarılmayı engelleyen bu savaş ve kaç tepkileri savunma ve korunma davranışlarına neden oluyor. Diyelim ki yan tarafta çocuğu öksürüyor. İşte o sırada anne kaygı içinde. Anne ve baba ister istemez cinselliği olan ilgilerini kaybediyorlar. Ya da kadın ilişki sırasında ağrı çekeceğinden korkuyorsa ilişki yaklaşırken uyarılmakta kalmakta güçlük yaşamaya başlar. Ya da ekonomik kaygı, boşanma, hamile kalma korkusu, işsizlik ya da hasta evlatlar bakmak zorunda olduğu ebeveynler gibi kaygı yaratan birçok sebep zihninde odaklanma sorununa neden olabilir. Bazen de olumlu durumlarda... orgazm sorunlarına neden olabiliyor. İşte onlar ne? İşte kadının diyelim ki işte terfi aldı, işte yükseldi ya da yeni bir ev aldılar, yeni bir bebekleri oldu ya da bir güzel haber aldılar. İşte bunlar da kaygı nedeni, stres nedeni olabiliyor. Bu kadınlarda ayrıca çocukluk dönemine bağlı işte anneyle ayrılma, bağımsızlık süreçleri, tek başına kalmayla ilgili korkuları, güç ve kontrol korkuları erişkin dönemindeki cinsel yaşantılarını olumsuz etkileyebilir. Korku ve kaygı içinde kendini hissedebilir. Karşı cinsten korkarsa, cezalandırılmaktan korkarsa, gebe kalmaktan korkarsa, canının acımasından korkarsa, bir başkasına teslim olmaktan korkarsa, bir başkasına bağımlı olmaktan korkarsa, cinsel yola bulaşan bir hastalık kapmaktan korkarsa, gibi 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 liste uzar gider. Yani işte kaygı ve korku kadının benliğine yerleşirse, kişinin stres hormonu dediğimiz, adrenalin dediğimiz hormonun yükselmesine, salınmasına neden olur. İşte bu da pelvik taban kaslarında, aşk kaslarında kasılmaya, cinsellikte bozulmaya, orgazm olmakta zorlanmaya, cinsel doyumda azalmaya neden olabilir. Kaygılar ne yazık ki hayatımızın her alanında. Diğer bir madde, yedinci madde, kadının hata yapmaktan korkması veya kontrolü kaybetmekten korkması. Kadın eğer hata yapmaktan korkuyorsa, kontrolünü kaybetmekten korkuyorsa kendine yeterince sekse verip gevşeyemiyor. İşte bazı kadınlar için kontrolünü kaybetmek idrar olabilir. idrarını kaçırma korkusu olabilir. Ya da büyük abdest kaçırma korkusu ya da vajinadan gaz çıkacak sesi. işte geçmiş yaşantısından bir sevgilisinin ağzından ismini kaçırma korkusu gibi birçok korku kadının kontrolü elinde tutmaya çalışmasına, rahatlayıp gevşememesine, o da orgazm olamamasına neden oluyor. Sekizinci madde, kadınların seyirci rolüne girmesi. Ne demek seyirci rolüne girmesi? İşte bu, bu kişiler takıntılı bir şekilde ilişkilerin niceliğiyle değil de niteliğiyle ilgileniyor. Ne demek? Cinsel etkinlik sırasında kendini düşünce içinde buluyor. Kendi performansını sorguluyor. Acaba iyi muyum? İşte partnerim beni bedenimi beğeniyor mu? Beni beğeniyor mu? Acaba ben onu tatmin edebiliyor muyum? ''Şimdi acaba hangi hamleyi yapmalıyım?'' gibi kafada bir sürü zihnini meşgul eden düşünceler oluyor. Bu durumda genellikle mükemmeliyetçi kadınlar da görülüyor. İşte bu kadınlar konsantrasyon sıkıntısı yaşıyorlar. Rahatlayıp gevşeyemiyorlar. Öyle olunca da sevişmeye, kendilerine, kendilerine o keyifli, güven verici haza odaklayamıyorlar ve dolayısıyla da orgazm olamıyorlar. Orgazm olmak için gevşemek lazım. Zihinde düşüncenin olmaması lazım. Dokuzuncu madde partnerlerdeki cinsel işlev bozuklukları yani eşlerindeki sorunlar. Eğer erkek erken boşalıyorsa ya da sertleşme problemi varsa kadınlar <laughs> orgazm olamamayı doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkacak bir süreçtir. Burada da şunu söylüyoruz. Herkes kendi orgazmından sorumlu. Bir şekilde partnerinizin bedenini kullanarak mastürbasyon yaparak, seks oyuncakları kullanarak ya da partnerinizden klitorisinize uyarı yaparak orgazm olabilirsiniz. 10. madde erken yaşta anne olmak. Yani kadın olmadan anne olmak bizim ülkemizde çok yaygın bir problem. Evlenir ve evlenmez kadınlar hemen çocuk sahibi olmaya başlıyorlar. Aslında kadınlık aşamaları dediğimiz o aşamalar var. Cinselliği tanıma, keşfetme, öğrenme, orgazm olma gibi. İşte bu aşamaları yaşayamadıkları için, öğrenemedikleri için annelik hormonları, gebelik hormonları da buna mani olduğu için orgazm sorunları yaşıyorlar. 11. madde cinsel özgüvenin düşük olması. Ne demek cinsel özgüven? Yani kendini bedenen beğenmesi lazım, kendini seksi hissetmesi lazım. Eğer kadın kendini beğenmiyorsa, eleştiriyorsa orgazm sorunları yaşar. Benlik imajının zayıf olması orgazmle yakınla ilişkilidir orgazm olamamayla. Ben beceriksizim, ben yetersizim, ben değersizim düşünceleri de kişiyi gerçekten de beceriksiz hale getirir. Cinsel gücünü azaltır ve işte giderek cinsellikten kaçınan bir haline getirebilir. Erkeklerde daha çok gördüğümüz ama kadınlarda daha az olan bir performans anksiyetesi dediğimiz durum var. Cinsel sorunların temelinde bu başarılı olamama korkusu yer alıyor. Bu duygular genellikle erkeklerde dediğim gibi ama ama kadınlarda da yatakta yeteri kadar başarılı olamazsam işte beni beğenmezse, seksimi beğenmezse, eşim gözü dışarı kaçar, işte beni aldatabilir, beni beğenmezse şunları yapabilir, bunları yapabilir gibi düşüncelere girer. Onun için de kendi performanslarına çok önem verirler. Bu performansa odaklandıkları için de bu düşünceler e, seks yapma zorlantısı içine girerler. Kendilerini gevşetemezler ve orgazm sorunu yaşarlar. Onun için yapacak erkek her durumda yapar. Lütfen zevkinize, hazınıza, orgazmınıza odaklanın. Sizi aldatmamasının yolu bu değildir efendim. Şimdi 13. madde cinsel travmalar. En acı, en zor konulardan biri bu ve tedavide de orgazm bozukluklarında en zorlandığımız konulardan biri bu. Çünkü kadın erken çocukluk dönemlerinde de cinsel taciz uğrayabilir, ensest olabilir, tecavüz uğrayabilir. İşte bunlar orgazm olmanın önündeki büyük engellerdir. Bunlar kadının cinselliğe bakış açısını, algısını olumsuz etkiler. Ve Bilinçaltı şunu düşünür, cinsellik zevk alınmaması gereken bir şey. Ve bunların tedavileri için mutlaka cinsel terapi gerekli, bu cinsel şemaların düzenlenmesi gerekli. Böyle bir sorununuz varsa ve orgazm olma güçlüğü yaşıyorsanız mutlaka bu alanda çalışan bir terapisten destek almalısınız. Neden orgazm olamadığınızın sebepleriyle ilgili hazırladığım videonun ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümde yine konuşmak dileğiyle. Görüşmek üzere.